Sevgili izleyiciler, Derbi Özel yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Murat Özarı'yla ve Mehmet Ayan'la birlikteyiz ve derbi karşılaşmasını konuşmaya devam ediyoruz. Biraz önce Mehmet Ayan dedi ki Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Hasan Şaş'ı Kadıköy'e götürmeyecek. Ya bu bir hissiyat, bu bilgi değil, istihbarat değil. Çünkü Galatasaray'ın bu konudaki elindeki en büyük asetlerden bir tanesi sükunet, sakinlik olması lazım. Bu asla bilgi değil, asla bir istihbarat, haber vermiyorum ama sanki Levent Hoca ve Ümit Hoca'nın sağduyusuna, çünkü biliyorsun iki teknik direktör çıkartabiliyor, üçü beraber olmuyor. Sanki Levent Hoca ve Ümit Hoca'nın sağduyusuna Fatih Hoca'nın biraz daha ihtiyacı var. Tamamen bilgi dışında, hissiyatımla söylüyorum. Fatih Hoca sanki, yani Kadıköy'e götürse bile kulübeye indirmeyecek. Tabii Kadıköy'e gidecek Hasan Hoca da, sanki kulübeye inmeyecek gibime geliyor. İstihbarat değil bu. Hissiyat. Peki. Tabii ki burada konuştuk birinci bölümde. Çok önemli bir efsaneyi kaybetti Fenerbahçe. Can Bartu'yu. Bununla ilgili haber de yapıldı. İşte Can Bartu'nun kızı ve Volkan arasında duygulandıran diyaloglar olduğu söyleniyor. Efsane isimle ilgili... Çok gerekli miydi? Tartışılabilir. Can gibi bu taraftarlara layık olun, söz veriyoruz diye manşet atılmış Mehmet Ayan gazetede. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Fenerbahçe'yi etkiler mi bu vefat? Yani Can abinin ölümünü, ondan duyduğumuz üzüntüyü bir kenar koyuyoruz ama Fenerbahçe ile oyuncular için, hele hele çoğu Can abi hiç tanımazken, eğer söz konusu bir ölüm üzerinden, söz konusu bir ölümün getirdiği hissiyatla maç kazanmaksa Fenerbahçe küme düşsün. Ne demekmiş yani? Can abi Allah muhafaza pazar, o gün değil de pazartesi günü ölmüş olsaydı ne olacaktı yani? Haberi okuyalım. Sarı lacivertli efsanenin cenaze törenine ezeli rakipleri de katıldı diyor. Önceki gün aradan Can Bartu için Ülker Stadı'nda düzenlenen törende konuşan Bartu'nun kızı Gülfer Arı futbolculara lütfen Basri, Lefter ve Can gibi bu taraftara layık olun dedi. Kaptan Volkan da takım adına söz verdi diyor. Şimdi sevgili izleyiciler, tabii derbi maç çok önemli. Bence oradaki haber tamamen Sayın Mustafa Cengiz'in oraya cenazeye gitmesi, Fenerbahçe TV'ye beyanat vermesi falan. Onlar haber yani. Kalanı haber değil bence. Şenol Hoca, Fatih Hoca vardı bildiğim kadarıyla cenazede. Yani haber onlar. Yoksa o söz verdi, o şey yaptı. Hani futbol sahası. Neyin sözünü veriyorsun yani? Her maçta galibiyet yemin edelim. Galibiyet sözü verelim. Ölmüş bir efsanemize bağlayalım galibiyeti. Olur mu yani? O insanlara da saygısızlık. Ölene de saygısızlık. 2010 yılındaki Dünya Kupası finallerinde Ahtapot Pol çıktı. Biliyorsunuz. Ve şampiyon 2014 müydü ya? Yanlış söylüyorum. 14 Almanya galiba. 2014, evet. Almanya'nın şampiyonluğuna kadar hep ona topları seçtirdiler. İşte bir şeyler attılar, yem. O yeme giderse Almanya kazanır, öbürüne giderse Brezilya kazanır. Hiçbirini de kaybetmedi. Bu sefer de Tuki, 99 yaşındaki Tuki, önüne konan toplardan Galatasaray'ın renklerine sahip olanı seçti diyor. Bir kaplumbağa bu sevgili izleyiciler. Şu anda da görüntüye geliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın renklerinden oluşan iki top var. Okuyalım. 99 yaşına giren dev kaplumbağa Tuki bugünkü derbi öncesi seçimini yaptı. Daha önceki 5 büyük maç tahmininde tutturmayı başaran kahin kaplumbağa tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın hayvanat bahçesinde yaşamını sürdüren ve 99. yaş gününü dün kutlayan dev kaplumbağa Tuki derbi öncesinde tahmin yaptı. Daha önce Dünya Kupası finalde dahil olmak üzere 5 büyük maça tahmin yapan ve tam isabet sağlayan kahin kaplumbağa bugünkü karşılaşma için tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Parkın genel müdürü Simge Atasoy, Tuki yaptığı tahmin sonucunda Galatasaray'ın yeneceğini işaret etti. Bazı arkadaşlar mutlu oldu, bazıları da bu durumdan mutsuz. Bu senede tutturacağını inanıyoruz diye konuştu diyor. İnanır mısınız böyle şeylere? Bir inancınız var mıdır yani? Murat, şey yapın Fikret. Murat Fikret Engin. Abi senle ikimiz can yerde. Ne Tuki'si ya? Ben, o Tuki'yi geçtim ben mesela. Bir yere giriyorum, şey diyorlar bana mesela. Murat abi hoş geldin. Murat diyor. Abi arkadan geçti, Murat dedim. Veyahut sana diyorlar Fikret hoş geldin falan diyorlar mı bir yere gittiğin zaman? Yok, Bay Tamir hoş geldin. Bay Tamir diyorlar ya, evet. Fikret, yaklaşık 2 yıldır program yapıyoruz beraber. Evet. Murat abiyle tanıştığımız daha eskidir. Yani şu habere veya bu tip şeylere benim inanabileceğim bir adam izlenimini verdin mi hiç? Verdin. Şuna. Verdin tabii. Yani siz...
Ya aslında şu saçmalıklara. Birebir sizi ilgilendiren bir konu olduğu için söyledim. Ama Mehmet yani. Şeyde yapıyorlardı ya. Dünya Kupası neydi pol o? Pol dedim işte. Ahtapol. Ha, ahtapol pol vardı ya. Şimdi abi pol bir kere şöyle bir saçmalık var. Saçmalık şuradan geliyor. Yo kaplumbağaya sorarlar. Kaplumbağaya derler ki. Beşini de bilmiş. Işte, hangi tarafa gidersen o yenecek. Röportajlar yapılıyor. Ama kardeşim 99 yaşındaki kaplumbağaya sen nesin desen ben sincapım der. Yani 99 yaşındaki kaplumbağa kendinin ne olduğunu bilmez ki. Galatasaray mı yenecek, Fener mi yenecek abi. Yaştan kaybediyor. İki ayrıntı söyleyeyim mi? Evet. Bir muhteşem bir PR çalışması. Nerenin PR çalışması? O da iki. İki işte. Yok. Markın işte. İyi oku. Darıca ilçesi. İyi oku. Darıca ilçesindeki Hayvanat Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi. Neye bakacağız? Faruk Yalçın kim? Faruk Yalçın yabancı gelmiyor bana ya. Ne güzel PR. Fenerbahçe'nin bir şeyi mi? Ne güzel PR çalışması ya. Fenerbahçe'nin bir şeyi. Araya PR çalışmasını söyle koymuşlar. Söyle Fenerbahçe'nin neyi? Aziz Yıldırım'ın dayısı ya. Süreyya Yalçın. Babası. Anladım. Kafanızı kullanın. Ha. Korkunç bir PR çalışması var. Tamam, tersten yani çakıyorlar. Ters bağlama mı yapıyorlar? Ters bağlama yapıyorlar. Kötü PR'ı 100 metreden tanırım diyor ya Serdar. Ben de tanırım. Ama şey yok burada. Yani kaplumbağanın. Şimdi, ne yapmış da kaplumbağa? İşte sarı kırmızılı topa iki, gitti. İki toptan birine yönelmiş. Ha, pardon ben onu görmedim. Ha iki tane top koyuyorlar sarı kırmızı sarı lacivert. Galatasaray'ın kazanacağını söylüyor. Ben sana söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim mi? 99 yaşındaki kaplumbağa var ya. Evet. Araya siyah beyaz top koysan ona da gidebilirdi. Ama 5'tir bak haberi oku. Haberi orada yok Fenerbahçe. Sol tarafta haberi oku. Ne diyor? 5 tahmin yaptırmışlar. Evet. 5 büyük maça tahmin yapmış hepsini de bilmiş. Bugüne kadar. Evet Dünya Kupası finalini bile bilmiş. Ya onun için zaten böyle haber yapılmış bu. Haberin içeriğini okuyayım ben size. Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde yaşamını sürdüren ve 99. yaş gününü dün kutlayan dev kaplumbağa Tuki derbi öncesinde tahmin yaptı. Daha önce Dünya Kupası finalinde dahil olmak üzere 5 büyük maça tahmin yapan ve tam isabet sağlayan kaplumbağa bugünkü karşılaşma tercihini Galatasaray'dan yana kullandı diyor. Ama ben şeyi bana ispat etsinler abi. Yani ben şimdi görmem lazım. Hangi maçı bilmiş? Nerede finali bilmiş ya. Dünya Kupası finali tamam bilmiş. Tamam da görmedim ben. Yani belki de abartıyorlar. Ay yalan atmazlar. Niye yalan atsınlar? Abi belki de abartıyorlar kardeşim. Şimdi bana ispat etsin. Şimdi burada bu şu olay anı mı? Tabii. Galatasaray topuna gidiyor. Galatasaray topuna gidiyor. Olay anı. Fenerbahçe topuna gitmiyor mesela. O da Galatasaray'ın kazanacağına delalet gibi yani, gösteriyor. Yani kaplumbağa kardeşe saygımız var. İyi yere gitmiş de. Ama yani... tam olarak bir şey diyemem. Böyle... Bu Life Plus'taki şeyi kaldıralım. Tweet'i Kadıköy'e götürmeyeceği değil. Kim o? Yedek kulübesine evet, indirmeyeceği hissindeyim. Onu düzeltelim. Hasan Şaşı mı? Hı-hı. Sen demin bir şey dedin. Tam onu anlamadım. Ben hocanın, Fatih hocanın evet. Kadıköy'e Hasan Şaşı götürse dahi kulübeye indirmeyeceğini düşünüyorum. Ha, sen öyle bir... Hissiyata sahip. Bir bilgin ben, yok. Bence bilgin de, falan değil. Bence de öyle bir şey falan yapmasın sakın. Niye? Yapmasın abi. Niye? Ya kardeşim sen savaşa gidiyorsun. Yanındaki... Murat Özarı ile aynı görüşte. Yanındaki adamı almadan öyle savaşa mı gidilir abi? Abi o zaman da yani gerginlik Galatasaray. Abi gerginlik Galatasaray mı yarar? Abi bak gerginlik orada Fenerbahçe yarar. Diyeceğim sana Mehmetciğim bak şöyle bir şey söyleyeyim sana. Gerginlik olup olmaması ayrı konu. Orada haklı olabilirsin. Hasan varsa gerginlik var ya. Gelsin stüdyoya gerginlik çıkar Hasan'ın. İsterse sabaha kadar gerginlik olacağını bileyim. Ben yanımdaki kader arkadaşımı oraya almadan gitmem abi. Ne olacaksa olacak. O zaman kader arkadaşımdan tamamen ayrılırım. Ne diyeceğim ben Hasan'a? Sen Fener maçına gelme Hasan. Öyle bir şey diyemem kardeşim. Abi gelme demiyorum. Kulübeye indirip oyunun içine sokmayacaktır. Ümit Hoca ve Levent Hoca ile devam edecektir. Belki tribünde kalabilir. Tribünde yakınında. Mi? Tribünde kalırsa da... Tribünden olur. Kastım yanında duracak be abi ya. Yok be abi. Gelsin aslanlar gibi Mehmet. Tamam iyi. Silin abi tweet'i. Yok ben öyle hayır ya kardeşim. Sil tweet'i. Ya senin dediğine ben... Ben hissiyatımı söylüyorum bu arada ben yani. Ben senin dediğine bir şey diyorum ki abi. Ben de fikrimi söylüyorum. Ben de sana diyorum ki... Hasan Şaş aslanlar gibi oraya gider, görevini yapar. Gerginliğini yaratır, Galatasaray kaybeder. Kardeşim nereden biliyorsun ama gerginlik yaratacağını? Hasan Şaş ve gerginlik yaratma. Abi belki de yaratmayacak. Ya, yani, Murat ve Özer'e kadar yakın ya. Abi, Allah tamam Allah. Bir tek de Hasan Şaş mı yani? Bir tek de Hasan Şaş. Aa, yok be abi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Hasan Şaş oraya gider, ne yaparsa yapar ama Galatasaray'ı temsilen Fatih Erim'in yardımcısıdır. Oraya gördük ilk maçta içeride. Gider abi. Ben olsam götürürüm. Vallahi. Ben Fatih Terim'e götürürüm. Abi bak ben burada Galatasaray tarafından bir şey söylüyorum. Gerginlik Galatasaray'a yarar mı yaramaz mı? O zaman Volkan Demirel de oynamasın. Abicim başka bir şampiyon. Burada ama söz konusu Galatasaray. Abi, ve zaman... kulübe saha dışından bazı Belhanda'dan söz etmiyorum. Tamam, kulübe. Demek, ben de sana diyorum ki eğer gerginlik düşünüyorsan o zaman gerginlikten uzaklaşıyorsak o zaman aynı Hasan Şaş gibi Volkan Demirel'i de oynatma. Çek ya da Harun'u oynat. Oyuncu öyle değil. Şey olur mu? Hasan oyuncu değil. Olsun benim adamım benim yardımcım.
Abi alın oynatın o zaman. Galatasaray mağlup olsun ya. Ya Hasan Şaş çıktı diye Galatasaray mağlup olsun. Gördük ilk maçta. Yok be abi, gözünü seveyim ya. Gördük maçtan sonra yaptıklarının Galatasaray'a etkilerinin sonuna kadar. O Hasan'ın 5 dakikalık o öfkesi, siniri olmasa Fatih Hoca da gitmeyecekti oraya. Tamam, Fatih Terim ona der ki, Fatih Terim ona çok dinler. Kimi? Fatih Hoca'yı. Fatih Hoca dinlemeyecek. Ha dinlese onu yapar mı? Fatih Hoca bak ilk maça dikkat edin. Fatih Hoca Hasan gidene kadar bir şey yapmıyor. Kenarda duruyor. Hasan orada koşana kadar Fatih Hoca belki Fırat'a bir tepkisi var ama Fırat'ın gelmesini bekliyor. Hasan gittiği için Fatih Hoca sen gidiyor. Sen merak etme, Hasan'a söylerler. Hasan'a derler ki çok Hasan, laf dinler Hasan. Ya dinler. Sen de tanıyorsun Hasan'ı, ben de tanıyorum ya. Tamam da Fatih Terim ona derse ki Hasan bak kardeşim seni ben yanımda götüreceğim. Çeşitli spekülasyonlar var. Hasan'ı almaz. Ben seni aslanlar gibi yanıma koyacağım ama sen de lütfen ben sana kesinlikle diyorum ki Hasan topa girme, oturduğun yerde sadece görevini yap. Arkadan bana bir şey mi diyorsun? Hocam Ali'yi yana mı çekerim? Onları söyle ama çıkıp da mıkıp da bir şey yapma derse de Hasan da orada oturur abi. Bence Hasan'ı götürmemesi Fenerbahçe'ye daha çok zevk verir. Eyvallah. Ben sükunetin Galatasaray tarafında olması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray sükun olması lazım. Galatasaray gerginlikten o stadda tarihi boyunca yararlanamadı abi. Sükunetle oyununu oynaması lazım. Benim şahsi fikrimde eğer Murat Özarı'yla burada aynı görüşteyim. Hasan Şaş'ı götürmemesi. Ya şimdi bak orayı götürmemesi değil mi? Ben kulübeden bahsediyorum. Bençe de koymaması. İlerleyen süreçte çok farklı dedikodulara. Tamam abi. Hasan'ı götür. Hasan da istediği gibi davransın. Galatasaray'da gerginlikten 20 senede olduğu gibi mağlup olsun. Biz bunu biliyoruz zaten. Yani. Siz sadece fikrinizi söylediniz. Dediniz bunu götürmeyeceğini. Yani. Ben bunu istemiyorum. Kulübeye almayacağını düşünüyorum dediniz. Bu da benim fikrim. Hissiyat bu hissiyat. Evet. Hissiyat. Benim hissiyatım yani. Dediniz. Yani bu, ya yoksa bir yerden bilgi yani, almış. Bilgi alsam habercilik yaparım. Aynen. Zaten. Haber diye söylüyorum. Ben de diyorum ki böyle bir şeyin yapılması durumunda Fatih Terim açısından ilerleyen dönemlerde dedikodulara yol açar bu olay. Yani Galatasaray camiası içerisinden gelen, o takım formasını giyen Murat Özarı da az önce aynı fikirleri söyledi. Yapmayacağını düşünüyorum dedi. Ki aynı görüşteyim. Ben de Murat Özarı'ya bu konuda katılıyorum ama siz de çok ilginç bir şey söylediniz ve eğer gerçekten de öyle olursa hisleriniz çok kuvvetli. Gerçekten götürmez veyahut da götürüp de yani bençe koymazsa. Yine yanlış tweet atmışlar. Böyle bir şey demedim şu an ben çocuklar. Fikrimi söyledim dedi. Yani hayır, böyle bir şey demedim dedi. Kulübede olmayabilir. Kulübede olmayabilir dedi. Evet. O da olmayacak demedi yani. Evet ona. Bir şey söyleyeceğim. Ben böyle bir istihbarat alsam, bilgi alsam sence Türkiye'de en güzel haberlerden biri değil mi bugün? Manşet olmaz mı? Evet. Bunu ben haber aldım diye söylemez mi? Ben hissiyat tutuyorum. Aynen. Şimdi çünkü gerginlik Galatasaray'a yaramayacağı için hoca olayı gerginleşmekten geri tutup Galatasaray'ın faydasına bir iş yapacaktır diyorum. Yani yayın tam anlaşılsın. Beşiktaş'la ilgili bölüme geçelim. Siyah beyazlar da tabii Şampiyonlar Ligi'ne katılabilir miyiz'in mücadelesini veriyor. Ya yani elemelere en azından ikinci olarak. Bu nedenle dün Başakşehir karşısında kazanan bir takım var. Bugün Fenerbahçe kazanırsa Beşiktaş'ın matematiksel şampiyonluk şansı da var. Zor ama var. Değil mi? Ya yok, Beşiktaş şampiyonluk şansı yok. Bana göre bence yok yani. Şuradan da yani eğer kalkıp da vallahi billahi yani Başakşehir şu anda içi mesela biraz tehlikeye attı. Atmadı değil. Attı. Hele Galatasaray kazanırsa zaten başka bir yerde. Bir de acayip bir şampiyonluk maçı olacak yani. Üstelik de Galatasaray'ın sahasına gidiyor. Buradan da hep bunu söyledim ama yani Abdullah Avcı. İyi de kardeşim yani iki tane teknik adamla ilgili bunu sürekli söylüyorum ben. Finallerde yok mu? Ne başarısı var? Ersun Yanal, Abdullah Avcı. Bir tane şampiyonluk aldı Ersun Yanal. Takdir ediyoruz. O sene gerçekten iyi top oynadı. Abdullah Hoca'nın finallerle ilgili hala derdi var. Mesela dün akşam da bir finaldi yani. Pası var mı? Yok. Yok. Yani milli takımda da görev yaptığında bu baskıya dayanamayacağını hep vurguladık. Çünkü Başakşehir rahat bir takım. Bak geçen sene seyirci baskısından şikayet etti. Dedi ki biz 5000 ortalamayla oynadık. 8000'le oynasak şampiyon olurduk dedi mesela. Ben ona da katılmıyorum. 20.000'le oynasın Başakşehir, eli ayağına dolaşır. Yani oyuncular o kadar rahat ki stressiz oynamak başka bir şey. Stres içerisinde oynamak başka bir şey. Şimdi bugün sahada Allah aşkına soruyorum size. Stressiz takım var mı? Galatasaray Fenerbahçe'de. İkisi de müthiş stresli oynayacak. Rahat değiller. Bak seyircisi olmamalı. Yani orada stat yarı yarıya seyircisi olmamasına rağmen Galatasaray da evet. Life Plus kaynakları son dakika bilgilerine ulaşarak Galatasaraylı yetkililerle de görüşüp
Hasan Şaş'ın %100 kulübede olacağını teşekkür öğrenmiştim. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sağ olsunlar. Benim ben hissiyat dediğim için. Tabii canım hissiyat dedi ya Mehmet Ayar. Yani fikrini söyledi. Seviyoruz kendilerini. Ve olmaması taraftarıydı. Ya ben olma yani ben olsam yapmam da tabii gerginliğin ürettiği ben Galatasaray'ın o anlamda çok ciddi bir faydası olacağına inanmıyorum. Zirveye Kartal pençesi Vodafone Park'ta lider Medipol Başakşehir'i deviren Beşiktaş yarışa yeni bir soluk getirdi diyor sevgili izleyiciler. Robinho'nun golüne engel olamayan siyah beyazlı ekip Atiba ve Burak'la kazanıp ilk iki iddiasını arttırdı. Aynı zamanda Galatasaray'a da şampiyonluk yolunda önemli bir asist yaptı. Cimbom bugün Kadıköy'den galibiyetle ayrılırsa Başakşehir'le puan farkını 3'e indirecek diyor gazete. 10 maçta 8. golünü attı bu arada Burak Yılmaz. 2019 yılının golcüsü. Yani en çok golü varmış gibi bu yıl. Burak Yılmaz değil mi? Konu. Evet. Beşiktaş 2 sene üst üste şampiyon oldu. Geçen sene Galatasaray şampiyon oldu. Bu sene de ya Galatasaray ya Başakşehir şampiyona daha yakın görünüyor. Geçen sene başında şen olacak. Geçen sezon başı bu sezon değil. Burak istedi mi? Acayip istedi. Yani kendi 3. sezonunun başında. İddialı konuşuyorum. Bunu tweet atabilirsiniz, yazabilirsiniz. Geçen sezon başında bu sezon değil. Beşiktaş'a Burak Yılmaz gelseydi Beşiktaş 4'te 4 yapan tarihteki ikinci takım olabilirdi. Bak çünkü Beşiktaş taraftarı. Beşiktaşlılık duruşu. Ha hu 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 ne oldu? Şimdi gelecek sene Beşiktaş'ın Abdullah Avcı konuştu değil mi? Herkes konuşuyor. Gelecek sene Beşiktaş'ın tek direktörü Abdullah Avcı, kaptanı Burak Yıldırım. Nerede kaldı yere yatsanalar? Nerede kaldı sahtekar Buraklar? Hasan Şaş kulübede. Nereden aldın haberi? Hasan Şaş kulübede. Yakışmaz mı? Yani ben buna karşıyım abi. Abi Hasan gerginlik Galatasaray'a yaramıyor. Allah Allah. Galatasaray'ın antrenörü, koskoca Galatasaray'ın antrenörü uzayda da maç olsa gider. Galatasaray'ın antrenörüne bir yere gitmemek yakışmaz. Mehmet Ayan ya, sen de Galatasaraylısın. Nasıl böyle şeyler çıkarıyorsun ortaya Mehmet Ayan ya? Yapma gözünü seveyim. Murat Özarı son dakika bilgilerini aldı geldi. Hayır ya. Size söylediler şimdi. Tam söylediler. Sen de içeriden aldın geldin. Sen misin ben miyim acaba ya? Abi tamam da. Ha, gerginlik Galatasaray'a yaramaz diyorum. Gerginlik adamını götürmeyi makbul kabul ediyorsunuz. Ama yani. Benim bak gergin. Gidin 3 tane yiyin o zaman abi. İstersem 800 tane yiyeyim. Benim antrenörüm koskoca Galatasaray'ın antrenörü neymiş? Oraya gitmeyecekmiş. Gider aslanlar gibi gider. Ha. Her şey olabilir ama benim antrenörüm gider abi. Ben antrenörüm koskoca Galatasaray'ın antrenörü oraya gitmemezlik yapmaz. Bana yakışmaz. Gider. Ve gidiyor. Gitsin yani. Fatih Terim de ben söyleyeyim Mehmet Ayan. Sen de iyi tanıyorsun Fatih. Ben senin kadar tanıyamam. Tanıyorsun ya benim kadar tanırsın. Yani ben daha eski tanırım ama sen de yani yaklaşım olarak tanırsın. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Fatih Terim oraya Hasan Şaş'ı götürmedi Fatih Terim dedirtmez. Sen de iyi tanıyorsun. Ne diyecek Fatih Terim? Evet ben Hasan Şaş'ı götürmedim bir şey. Götürür aslanlar gibi. Aksine götürür. Hatta Hasan Şaş'ın amcasının oğlunu, dayısının oğlunu bile götürür ki götürdüm diye. Peki üretilen ve yaratılan bu ortam kime fayda sağlayacak? Galatasaray'ın geleneklerine. Malum Galatasaraylı korkmaz. Galatasaraylı korkmaz götürür. Bravo, bravo, bravo. Şimdi şu ana kadar ben söylemedim. Murat Özarı artık itiraf etti bunu. Yani aynı şeyi söyleyecektim aslında. Murat abiden bekledim. Yani Murat Özarı doğru söylüyor. Götürmezse korkaklık olur bu. Aferin falan. Götürsün gerginlik olsun mağlup olsun. Ya orasını bilmem ama götürmezse dediği gibi %100 korkaklık olur. Aynı şeyi Aykut Kocaman zamanında bir galiba Galatasaray stadına geliyordu Fenerbahçe'ye. Volkan'ı oynatmayacak falan dediler. Evet. Ki oynattı mı? Oynattı. Dediler ki Galatasaray stadına gelirken Aykut Kocaman dediler gerginlik olmasın diye Volkan'ı oynatmasın falan dediler. Aslanlar gibi Volkan da geldi oynadı. Ben bir Galatasaraylı olarak Volkan gelmese derdim ki içimden. Korktu mu Volkan gelmedi. Volkan aslanlar gibi geldi. Maçını oynadı gitti. Büyük takım oyuncularına, büyük takım camialarındaki insanlara bunlar yakışır. Mehmet Ayan! Doğu toplumlarının en büyük sorunu bu. Desinler diye yaşamak, şatafatla yaşamak, büyüklük gösterisiyle yaşamak, debdebeyle yaşamak, şamatayla yaşamak, cesametle yaşamak. Son bölümde yine geliyorum. Programı ben kapayacağım. Bitmedi mi daha ya? 13.41 oldu. Evet sevgili izleyiciler, Beşiktaş'ı konuşuyoruz bu son bölümde. Beşiktaş'ın bu çıkışı diyelim. Nasıl görüyorsunuz yani? Valla bir şey söyleyeyim. Muhteşem bir futbol oynadı Beşiktaş. İyi oynuyorlar değil mi? Çok çok iyi. Zete de farklı galibiyet. Başakşehir'i
oynatmayarak yenebilen yakın dönemde böyle bir takım görmedim. Yok. Oynatmayarak. Yok. Çünkü Başakşehir'le ne yapacaksın abi? Diyelim durdurmaya çalışacaksın. Geçen hafta Konyaspor'un yaptığı gibi ne yapacaksın? Hop Başakşehir karşısında savunma yapacaksın değil mi? Savunma, savunma, savunma. Adam seni delecek. Adam seni yenecek. Beşiktaş topu ayağına aldı ve Başakşehir futboluyla özellikle maçın ikinci yarısında dövdü. İlk yarıda bir 10 dakikası var, sonra bir 35 dakika yok. Toplamda 60-70 dakika Beşiktaş Başakşehir önünde futbolu gerçekten muhteşem oynadı. O yüzden tebrik ediyorum. Abdullah Avcı da bu Arda Turan sevdasından ne zaman vazgeçecek onu da çok merak ediyorum. Arda Turan şu anda bu takımda iş yok mu demek istiyorsunuz? Abi nasıl olsun? Baksana oynadı futbolu dün akşam görmüyor musun? Yola devam diyor. Teknik direktör Şenol Güneş Başakşehir galibiyetiyle keyiflendi. Yola devam manşeti atılmış sevgili izleyiciler. Beşiktaş'ın başarılı hocası ligin ikinci yarısında yenilmeden yola devam ediyoruz. Kazanmamız gerekiyordu ve başardık. Ligin sonuna kadar çok şey değişecek dedi. Ne demek istiyor hoca? Yani çok şey değişecek. İkincilik sevdasından bahsediyor hoca haklı olarak. İkincilik çok önemli çünkü Beşiktaş. İçten içe acaba şampiyonluk ihtimali de... Vallahi bugün tekrar söylüyorum yani matematiksel olarak her şey var olduğu sürece, her şans var olduğu sürece olmaz olmaz. Yani çok zor. Çok zor, onu hepimiz biliyoruz. Ama Şenol Hoca bence ikincilik sevdasında ve çok da doğru bir sevda bu. Bu akşamı bu akşam alınan skor nasıl etkiler? Taktiklerini etkiler ya, başında onu söylemeye çalıştım. Yani evet, Galatasaray tabii kazanmak zorunda ama şu anda Galatasaray için o bir puan çok böyle dedirtecek bir şey değil. Yani Galatasaray bir puan aldığı takdirde bak, Başakşehir olan... Farklı bir şey söylediniz ki yayının başında belki... Başakşehir olan şampiyonluk yarışı... Ben hatırlatayım yarışını... bunu. Dediniz ki bir tane maçı kaldı dışarıda. Sivas dönüyor. Evet. İçeride çok kolay maçtı. Hı-hı. Başakşehir şimdi ciddi bir avantajla girdiği zaman bu işin içerisine... Doğru. Evet doğru. Siz içerideki karşılaşma nedeniyle belki hani Galatasaray'ın orada maçı alacağını düşünerek farklı bir şey söylüyorsunuz ama yine de ciddi bir puan farkı var. Bak, bu nedenle Galatasaray'ın kazanmaktan başka şansı yok. Abi kazanmaktan başka şansı yok. Tabii ki doğru da berabere kaldığı takdirde önümüzdeki döneme son 6 hafta 5 puan Galatasaray gibi güçlü bir organizasyon şey yapmaz mı? Nasıl derler? Ümitle devam etmez. Şimdi mağlubiyet bir kere 20. sene mağlubiyeti olacak. Bir kere Başakşehir'in kendisine sunmuş olduğu avantajı kullanamamanın psikolojik bir sıkıntısını gösterecek. Fakat kazandığını düşünün. Şampiyon olma ihtimali %50-50 olacak. Yani bence 50-50 olmaz kazanırsa. Hatta galiba artı 60 olacak Galatasaray. Çünkü ikili averajdan kazan takdirde puan... Galatasaray şu anda bütün maçlarını kazanırsa şampiyon. Tabii canım. Dolayısıyla ben hala... Evet, bunu yazalım. Bakın bu çok önemli aslında. Şu anda bütün ipler Galatasaray'ın elinde. Mehmet Ayan çok güzel bir şey söyledi. Galatasaray bütün maçlarını kazanırsa matematiksel olarak şampiyon olur. 76 puanla şampiyon. Aslında bu cümle her şeyi bitiriyor. Yani Galatasaray'ın elinde kardeş. Şu anda şampiyonluk Başakşehir'in elinden gitti. Doğru mu? Dün akşam gitti. Bu kadar basit. Siz söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Galatasaray bütün maçlarını kazanırsa şampiyon. Bunu yazı olarak da verelim alt bant olarak. Abi tabii bunun olabileceğini pek düşünmüyorum. Var, var, var. Çok kuvvetli bir ihtimaldir. Niye olmasın? Var. Beşiktaş var. Ya olabilir. Ayrı konu. Olabilir. Ama kazanırsa şampiyon mu? Şu anda ipler. Bak şimdi şöyle düşünelim. Galatasaray kulübü bu akşamki maç dahil bütün maçlarını kazan takdirde sizin dediğiniz gibi şampiyon mu? Kimin elinde ipler? Şunu diyebilirsiniz. Kardeşim Başakşehir de bütün maçlarını kazanırsa şampiyon. O pencereden bakarsak şimdi Başakşehir'de geride kalan maçlar... Başakşehir bütün maçları kazanmasa gerek bile yok. Yani hatta o bile gereksiz. Ama yine de Galatasaray'ın şu anda gerçekten... Bu arada işte camialar devreye giriyor. Camiaların büyüklüğü devreye giriyor. Abdullah Avcı bu konuyla ilgili ne demiş? Bakın şampiyon olacağız diyor. Manşet bu. Başakşehir tekrar Avcı puan kaybına rağmen iddialı konuştu. 3 yıldır aynı şeyi tekrarlıyor. 2 yıl olamadı. Bu yıl olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Ama kayıplar olacak. Bu bizim için de rakip için de geçerli. Rakibimiz henüz oynamadı ve 6 puan öndeyiz. Son 6 haftaya giriyoruz. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Demiş Abdullah Avcı. Bu arada adaylar yakın takipte. Güneş'in yerine atları geçen teknik adamlar dün Vodafone Park'taydı. Mircea Lucescu, Mehmet Özdilek ve Rıza Çalınbay'ın resimlerini koymuş gazete. Karius için 3 puan çok mutlu etti. Çünkü 3 puan için sevinçli olduklarını belirtti. Karius da 3 puan aldı bence. Türkiye'nin en iyisini yendik diyor. Yani bu da
önemli bir şey tabii ki. Şimdi bu galibiyetle eğer bugün Galatasaray Fenerbahçe gelip yenmemiz çok önemli değil aslında, şampiyonluk açısından söylüyorum bunu. Ama Galatasaray'ın Başakşehir'i yenmesi Beşiktaş için çok kıymetli olacak. Çünkü puan farkını da şu pozisyonda 8'e düşürdü. Galatasaray'da 2 şu anda. Yani 8'e düşürdü. Orada yani, da bu akşam da Fenerbahçe kazanırsa Beşiktaş ikincilik için, Beşiktaş'ın şampiyon olma olasılığı ikincilik için %1 bir ihtimaldir. Yani Beşiktaş da bütün maçları kazanırsa ikinci oluyor. Yani o böyle. Bu akşamki sonuca göre. Mircea Lucescu milli takım başına geçen Şenol Güneş'e sezon sonunda veda edecek olan Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu. Başkan Fikret Orman her konuda anlaştı. Lucia dünkü maçı tribünde izlerken transfer listesini hazırlamaya başladı diyor. Ne diyorsunuz? Lucescu'yu Beşiktaş'ın sokağa atacak parası mı varmış? Sizinle aynı görüşteyim. Yani bir takıntı yapıyoruz bak, bazen. Bunu yap arkada, bunu yazın. Beşiktaş'ın sokağa atacak parası mı varmış ki Lucescu'yu getiriyor? Hiç para konuşulmamış bu arada. Hı? Ne, 100 bin liraya mı çalışacakmış? Bilmiyorum. Ayda 10 bin liraya mı çalışacakmış? Öncelikle şu takdir etmek para gerekiyor. 73 yaşında bir teknik adam bu ülkede halen üst düzey bir kulüpte. Gitsin kendi ülkesine çalışsın ya. Ya çalışmak isterse çalışır. Şimdi o öyle gitsin bir çalışsın abi, bana ne yani? Romanya'da %100 bir takım çalışır. Gitsin çalışsın abi. Çok istiyorsa çalışsın. Bence de gitsin çalışıyor. Bence de gitsin. Aynı görüşte. Ricardo Quaresma Porto'da sevgili izleyiciler. Sakatlığı nedeniyle Portekiz'de bulunan Quaresma yeni sezonda Beşiktaş'ta kalmayacağını yönetime bildirdi. Eski kulübü Porto ile anlaşan 35 yaşındaki futbolcunun bir sezon daha oynadıktan sonra futbola veda edeceği öğrenildi. Teşekkürler Quaresma diyelim. Yani çok kolay değil abi, 221 Beşiktaş maçında toplamda 107 gole etki etmek. Yani neredeyse 2 maçta 1 gole etki eden çok özel bir oyuncu. 2 maçta 1 gol etkisi var. Quaresma %100 olarak çok kaliteli bir futbolcu. Yani onu kimse tartışmaz. Rizespor maç fazlasıyla 6. sıraya zıpladı sevgili izleyiciler. Göztepe küme düşme hattından çıkamadı. İşte öyle bir enteresan puan tablosu var ki işte maçı kazandı 6. Ya inanılmaz bir şey. Sizin dediğiniz gibi Fenerbahçe'nin hala UEFA şansı var dediniz ya. Aslında doğru. Bir maç kazanıyorsunuz, 6. sıraya kadar gelebiliyorsunuz. Hepsinin gözü şu anda. Yani Malatya, Rize, Kasımpaşa, Alanya, Konya, Kayseri, Sivas, Antalya ve Fenerbahçe. Hatta Ankara Gücü de. Evet. Şu anda oynuyorlar beraber. Ankara Gücü kazanırsa, Ankara Gücü içinde hepsinin gözü Galatasaray'da. Aynen. Galatasaray Malatya maçında hepsinin gözü. Çaykur Rize 7-2'lik ağır Beşiktaş yenilgisini affettirmek. Göztepe ise Bursa'nın kaybettiği haftada ateş hattından kurtulmak için sahadaydı. Kran krana geçen maçta Karadeniz ekibi hedefine ulaştı. Galibiyeti getiren tek golü şık bir vuruşla Atıf Şeşu attı. Hedef ilk 5 demiş Okan Buruk. Tamer Tuna da ligde kalacağız diyor. Maçı Tamer kazanmak Hoca istediklerini söylüyor ama ya şu Göztepe'nin fikstürü var mı çocuklar, bir getirin ya. Murat abi bilmiyorum, bitiriyor muyuz ama şu Göztepe'nin fikstürü var mı ya? Göztepe'nin fikstüründe o da bütün ipler onun elinde. Ya Bursa ile maçları var bir kere her şeyden önce. Yine aşağıda kendisini ilgilendiren takımlarla da. Göztepe'nin fikstürü varsa. Nerede yıkıldılar biliyor musun? Akhisar'a kaybettiler ya. Nasıl kaybedersin ya? O çok kötü oldu onun. Nasıl kaybedersin abi? Bir kere Akhisar'ı da yarışın içerisine soktu. Yani Akhisar Erzurum'u yendiği zaman 27. Bitti diye bakıyordu Akhisar. Evet, biz öyle bakıyorduk. Evet, Göztepe'yi bir yendiler. Şimdi Erzurum Akhisar maçını deplasmanda Akhisar kazandığı takdirde puanı 27. 27. Göztepe, o 27 ne demek? Aynı. Göztepe aynı, Bursa. Bursa'yla bir puan fark var. Akhisar Bursa var. Yani bu da Göztepe'yi ve Bursa'yı getirsin. Ya var ya Sezer bu, insan. Göztepe değil mi? Bu Akhisar. Ya bir kere bu Göztepe ya. Göztepe mi? Pardon. Göztepe. Hayat maçına çıkıyorlar. Bak Erzurumspor yenikleri takdirde canlanabilir. Çünkü Başakşehir maçını kaybedecekler. Hiç kuşkun yok. Kazanamazlar. Kuşkun olmaz. Antalya maçı problemli. Belli değil. Sivas bir ihtimal. Bursa deplasmanı kader maçları. Eğer Bursa... Ki oraya kalmayabilir. Bak, oraya kalırsa Göztepe düşer. Baştan söyleyeyim. Eğer Bursa maçına kadar bu işi çözemezlerse son hafta Ankara Gücü müthiş asılır. Bursa'nın kardeşi. Asla düşürmez Bursa Sporu. Yani daha önce Bursa'yı düşürenler oldu mu? Olmuştur. Var tarihte bunlar. Ama canla başla mücadele eder. O maçı Ankara Gücü asla ve asla kaybetmez. Ve maçı da nasıl izlerler biliyor musun? %50'si Bursa Spor taraftarı, %50'si Ankara Gücü taraftarı. Eryaman stadında, o stadın kapasitesi kaçsa... Maç şeyde değil mi ya? Evinde değil mi? Evinde oynuyor yani. Göztepe'de. Göztepe'de oynuyor. Çok Eryaman stadında olsa tam tersi olurdu.
Ama burada deplasman, doğru söylüyorsun. Ben bakmadım araya. Bir an için öyle bir şey söyledim ama. Atatürk Stadı'nı alma şansları var mı acaba? Göztepe'lilerin. O zaman dediğin başka bir yere gider. Yok sanmam. Ya o seyirci şeyleri var ya, kriterleri var ya. Alamıyorsunuz zaten fazla. Bilmiyorum. Takım, evet. Takım taraftarını alamıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Göztepe'nin fikri. Bursa Spor'unu da gösterelim. Bursa mı? Bursa mı? Bursa. Tamam. Kasımpaşa bu hafta Akhisar'la evinde oynuyor. Kader maçı. Erzurum deplasmanı kader maçı. Göztepe maçı kader maçı. Yani 3 tane maçı var. Biri Erzurum deplasmanı. Diğeri içeride. 9 puan Bursa Spor kurtarır mı? Bu tabloda. 37'de kurtulur mu? Ben kurtulmama ihtimali olduğunu çok iyi düşünüyorum. Yani kurtulamayabilir. Abi pazartesi akşamı başka bir şey konuşabiliriz. Başka bir şey konuşabiliriz. Sevgili Murat abi, kim düşer? Sevgili Fikret Engin. Artık yavaş yavaş programı kapayacağız. Akşamın maçının havasına tekrar bir girelim. Tekrar Mehmet Ayan bir söylesin, sen bir söyle. Son görüşlerinizi söyleyin maçla ilgili. Daha da havaya girelim. Mehmet Ayan, artık programı kapıyoruz. Bütün hislerini ortaya koy. Söyle, ne söyleyeceksin? %51 beraberlik, %30 Fenerbahçe, %19 Galatasaray. Bir daha söyle. %51 beraberlik, %30 Fenerbahçe, %19 Galatasaray. Oo, enteresan. Fikret Engin? Enteresan değil, ben tarihi anlatıyorum. Tarih Fikret Engin? %50 Fenerbahçe, %50 Galatasaray diyorum ben. %0 beraberlik. Yani benim görüşüm bu. İki takımdan biri kazanacak Murat abi. Bu maç berabere bitmez. Ben bu kadar da net konuşuyorum. Beraberlik olmayacak. Peki sen bana katılıyor musun? Fenerbahçe, bambaşka bir Fenerbahçe mi izleyeceğiz? Yoksa diyor musun ki abi şu ana kadarki Fenerbahçe'nin aynısını izleyeceğiz? Fenerbahçe 12 kişi oynayacak. Yani Kadıköy'de öyle oynuyor. Taraftar diyorsun. Tabii Galatasaray maçlarını hep 12 kişi oynar Fenerbahçe. Anladım ama yani şimdi Fenerbahçe hep 12 kişi oynuyor zaten. Evet. Galatasaray maçlarında hep 12 kişi. Galatasaray maçlarında. Evet. Yani 20 yıldır kaybetmiyor. Tabii. Sadece Galatasaray maçlarında değil, derbi karşılaşmalarında öyle. Hı. Çünkü Fenerbahçe Beşiktaş'a da 2004'ten beri kaybetmiyor. Evet. Trabzonspor'a da 21-22 yıl falan ama oldu. Ama sen bak şunu söylemiyorsun. Şunu evet. Söyle, öyle kapayalım. Mehmet'e sorduk. Birinden biri kazanacak evet, diyorsun. Evet, evet. Ama kazanan önde olan 50-50. Berabere bitecek o zaman. Bak birinden biri kazanacak ama Fenerbahçe %50 kazanma şansı var ama Galatasaray. Beraberlik şansı yok bende. Ha sen berabere bitmeyecek bu maç yok diyorsun. %0. Birinden biri kazanacak. Ya %50 yani ya Fener'e ya Galatasaray kazanacak. Şöyle de hani mesela şey için de söyleyelim, hani iddia oynuyorlar. Anladım. ya Fener'e oynayın ya Galatasaray'a oynayın diyorsun. Beraber olmaz. Oynamayın diyorsun. Beraberlik olmaz. Mehmet Ayan, iddia olarak ne diyorsun? 3.30'du. Hala 3.30'sa çok büyük para. Yani? Ne? Beraberlik. İddia oynasan berabere mi oynarsın? Oynadım ben zaten. Ha, dün akşamki maça da beraber oynadım, yattı. Ne kadar süremiz kaldı Fehim'ciğim? Ben bilmem Fehim bilir. 3 dakikamız var Murat abi. Ben bilmem Fehim bilir. Şimdi sevgili seyirciler. 3-10'a düşmüş bu arada. Kaç? Beraberlik ihtimalini daha kuvvetli görmeye başlamışlar. 3-10'a düşmüş. Dün alınan sonuç tabii biraz değiştirebiliyor oranı. Şeyin oranı az. Eğer Fenerbahçe 2-10, Galatasaray 2-45. Çifte şansın oranı az. Ben 1-0 çifte şans oynarım. 1-0 çifte şans. Hiç fena değil abi. Kaç? 1-25. 1-25. Bankada bir yıl bekliyorsun bu faiz almak için. Net faiz almak. Bana göre en mantıklısı 1-0 çifte şans. Tek maç var mı? Var var. İddiada tek maç var mı? 1-25 hiç fena değil. Evet. Mesela 3.5 alt güzel, 1-25 gene. İlk yarı 1.5 alt, 1-25. O çok keyifli. İki soru sorabilir miyim? Sor. Biraz uzak kaldım bu işten ama. Birincisi penaltı olurun oranı nedir? İkincisi kırmızı kart olur nedir? Bildiğim kadarıyla onlar 2.70 olsa gerek, bir saniye. Ya, bence yani kırmızı kart olur 2.20. Bütün maç boyunca değil 2.20. mi? 90 dakika boyunca. Evet. Kırmızı kart penaltı olur 2.20. Başka seçenek açık mı? Olmaz 1.20. Evet. Korner seçenekleri açık mı? Yok o kadar değil. Yok. Murat abi maçın ilk golünün dakikasını söyle bana. Maçın ilk golünün dakikası. Kim atarsa atsın. Maçın ilk golünün dakikası 30 filan. 31-40, 1-6 veriyor. 21-30, 1-5-50 veriyor. 41-50, 1-7 veriyor. Vay vay. Yani 51-60 bile olabilir aslında. Buna tek maç oynanabiliyor mu? Evet, buna tek yani maç oynanabiliyor. 30... Sen söyle kaçıncı dakikada gol olur sana göre? İlk yarıda gol olur. İkisini de kapatmak lazım. İlk yarıda gol olursa... 1-6 dediniz, 1-5 dediniz. 21-30 arası. 5-50, 31-40 arası 6 veriyor. Bir dakika evet, ikisini kaçırmamamız lazım. Yani ilk yarıda gol olsa biri bir tanesi 5, bir tanesi 6 yani kesin. Abi, alıyor musunuz? 21 ile 30. dakikalar arası. 31 ile 40. dakikalar arası. He, anladım. Evet. Darab. Mehmet Ayan, Fikret Engin, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin heyecanını bize yaşattınız. Sevgili seyirciler, bu program bitecek ama derbi heyecanı yaşamaya Life Plus ekranında devam edecek.
Şimdi birazdan, daha doğrusu İzmir'de birinci koşu canlı olarak yayınlanacak. Üç at yarışlarında ve İzmir'de birinci koşuyla altılı ganyan, birinci altılı ganyanın ilk ayağı başlamış olacak. Bu koşuyu birazdan ekranınıza getireceğiz canlı olarak. Koşudan sonra Fenerbahçe Galatasaray maçının heyecanı Live Press ekranında tüm hızıyla devam edecek. Ve Fikret Engin ve Mehmet Aya'nın yerlerine bu kez kimler gelecek? Deneyimli muhabirler, Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük ve Milliyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Senadok buraya gelecekler ve onlar, biliyorsunuz muhabirler bu işi en iyi koklar. Onlar burada her şeyi ama her şeyi sizlere anlatacaklar. Bu önemli iki muhabirin yorumlarını kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Ve bizden, yani şu andaki spor sayfasından şimdilik hoşçakalın. Ben ilerleyen dakikalarda yine sizlerle birlikte olacağım sevgili seyirciler. Şimdi önce koşuyu izliyoruz. Daha sonra ise bu masaya Ali Naci Küçük ve Senadok geliyorlar. Ve heyecanı yaşamaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın efendim.